Şu ana kadar yazdığımız tüm Spring Boot application'larında herhangi bir tablodaki tüm elemanları istediğimiz zaman, yani get all dediğimiz zaman buradaki tüm role'ları döndürüyordu. Halbuki gerçek bir application'da bir tabloda milyonlarca row olabilir. Onların hepsini döndürmezsiniz. Onun yerine bunları page by page döndürmeniz lazım. Yani sadece bir one page of roles döndürmeniz gerekiyor herhangi bir anda. Gerekiyorsa da bunu sort ederek döndürmenizi istiyorum. Mesela burada name, price ve quantity diye 3 tane kolon var. Belki onları o kolonların birine veya birkaçına göre sort ederek döndürmeniz isteniyor olabilir. Şimdi buradaki amacım paging ve sorting nasıl yapılıyor? Bir page by page nasıl döndürüyor JP'ye onu göstermek aslında çok kolay. Öncelikle nasıl çalıştığını göstereyim. Bakın burada bu eskiden yazdığımız şey neydi? Version 1 product dediğimizde product tablosundaki tüm elemanları döndürüyordu. Şimdi buna basarsak bakın tüm elemanlar dönüyor. 6 tane row vardı burada. ID'si 1 olan pen, ID'si 6 olan da mouse. Onu zaten buradan görüyorsunuz. Bakın ID'si 1 olan pen, ID'si 6 olan mouse. Tüm row'lar döndü. Bu bizim şu ana kadar yazdığımız API'dı. Ben sadece bunun hani hala çalışabileceğini göstermek için koydum buraya. Yoksa bunun normalde yapmamanız lazım. Bunu page by page döndürmemiz lazım. Aşağıda onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi gelelim sorting'e. Sorting yapmak için product'ın sonuna sort eşittir. Hangi field'lara göre sort etmek istiyorsanız onları yazıyorsunuz. Buradaki stili ben şeyden aldım. JSON Server diye geçen dönem bir tane backend'i emüle eden bir application kullanmıştık hatırlıyorsanız. Ondaki stil bu. O tabi underscore sort yapmış. Ben sort yaptım. Yani istiyorsanız siz öyle de yapabilirsiniz. Şimdi burada bakın isme göre sort etmesini istiyorum. Default olarak bu tablodaki sıraya göre veriyor. Tablodaki sıra da ID sırasına göre 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Ama isim sırasına göre değil gördüğünüz gibi. İsim sırasına göre olsaydı ilk başta book'un gelmesi lazımdı. Şimdi ben burada isme göre sort etmek istiyorum ve default olarak order belirtmezseniz ascending order da yapacak. Dolayısıyla küçükten büyüğe doğru gelecek. Bakın şimdi sorting order yani give me all products sort by name dedim. Ascending order. Bakın önce book geldi. Sonra cell phone, computer, keyboard vesaire. En son pen geldi. Bu da sorting nasıl yapıyorsunuz? Yine tüm elemanları döndürüyor. İsterseniz order'ı değiştirebilirsiniz. Yani isme göre sort ederken descending order'da sort etmek istiyor olabilirsiniz. O zaman da order'ı belirtiyorsunuz burada. Sort eşittir name, order eşittir descending. Eğer order'ı belirtmezseniz otomatik olarak ascending order olduğunu kabul ediyor. Yani size vereceğim application. Şimdi descending order yapalım. Bakın descending order yaparsanız bu sefer pen, mouse, keyboard, computer, cell phone ve book diyor. Book bu sefer en altta geldi gördüğünüz gibi descending order olarak specify ettiğimiz için. İsterseniz birden fazla kolon specify edebiliriz. Ha, bu arada yani ascending order'ı da şu şekilde belirtebilirsiniz istiyorsanız. Bunu belirtmezseniz dediğim gibi default olarak zaten ascending kabul ediyor. Ama isterseniz order eşittir ascending diyebilirsiniz. Mesela şu anda price'a göre ascending order'ı da alalım. Bakın şimdi price'a göre şey yaptı. Price 2 olan en küçük 5, en büyük olan da 20. Dolayısıyla price'a göre ascending order'da şimdi serve diyor. Dediğim gibi bunu tekrar descending yaparsanız price en yüksek olan price en yukarıda gelir. 20, 10 vesaire diye gidiyor aşağı doğru. Onun için bu ascending ve descending isterseniz belirtebilirsiniz. Eğer belirtmezseniz hepsini ascending olduğu kabul ediyor. Başka ne var? Birden fazla kolona göre sort etmek istiyor olabilirsiniz. Mesela price quantity dedim ben burada. Arasını virgülle ayırıyorsunuz. Sort eşittir price quantity. Order ise ikisini de belirtmem lazım. Özellikle ikinci descending yapacağım için birinciyi de belirtmek zorundayım. Çünkü sadece descending desem bu descending price'a mı quantity'ye mi şey yapıyor, refer ediyor onu bilme şansı yok server tarafının. O yüzden de her ikisini de belirtiyorum. Bakın birinciyi price'a göre ascending order'da fakat quantity'ye göre descending order'da. Bu şu demek normalde price'a göre sort edecek ama aynı price'a ait olanlar için de quantity'si daha büyük quantity'si ikinci key'ye geçecek ve quantity'yi büyükten küçüğe doğru sort edecek. Şimdi buna göre şey yapalım get edelim bakın ne dönüyor. Şimdi önce price'a göre küçükten büyüğe doğru gidecek. Burada bakın price'ları aynı olan iki tane item var. Orada ise quantity'yi büyükten küçüğe doğru yaptı. Dolayısıyla bakın price'lar aynı olan adamlar kendi içinde quantity'si büyükten küçüğe doğru sort edilecekler. Bu da bu şekilde belirtiyor. Dediğim gibi bunu tekrar ascending order yaparsanız şu şekilde her ikisi de ascending order'da gelir. O zaman burada quantity de şey yaparsanız
Bu quantity aynı. Şimdi quantity'ler de ascending order'da oldu. Onun için bu key'i yani order'ı kullanarak da ascending mi descending mi order'da mı sort edilmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Şu ana kadar yine tüm elemanları döndürdü. Bu tabii ki bunu istemiyoruz. Biz page by page istiyoruz. Şimdi şöyle bakarsanız 6 tane şeyim var. Row'um var burada. Ben page size'ı 2 yapacağım. Bu şu demek. Birinci page birinci ve ikinci elemanlardan oluşuyor. İkinci page bu iki elemandan oluşuyor. Üçüncü page de bu elemandan oluşuyor. Eğer tabii ID'ye göre sort edilmiş yani default ordering'i bu. Page 0, 2 dedim. Yani sıfırıncı page'i istiyorum. İlk page. Page size ise 2 belirtiyorum. Şimdi bakın bunu yaptığım anda iki tane rakam geliyor. Yani ilk iki row geliyor. Bu birinci row. Bu da ikinci row. Şimdi burada ben sadece bunları döndürmedim. Page by page döndürdüğünüz zaman client'a aynı zamanda ekstra bilgiler döndürmeniz lazım. O yüzden bir tane büyük bir JSON objesi döndürüyorum. Sadece bunların rowların olduğu bir array döndürmüyorum. Array of obje döndürmüyorum. Onun yerine bakın total pages. Kaç tane toplam page var? 3 tane. Niye? 6 tane çünkü eleman var. Şu andaki page'imiz kaç? 0. Zaten burada hatırlarsanız 0. page'i istemiştik. Daha sonra content artık şeyi gösteriyor. Niye buraya gitti? Şunu tekrar alayım. Bakın content iki tane row. Gerçekten dönen array of objects ve total elements. Total element de 6 taneydi. Dolayısıyla hepsini burada tüm information'e sahipsiniz. Bunun için lazım size. Çünkü client side'da bu pagination yapan front side ne diyelim utility'leri ya da component'ları alt tarafa kaç tane sayfa olduğunu ve şu anda kaçıncı sayfada olduğunu göstermek isterler. Orada kaç tane eleman olduğunu bilmeleri gerekiyor. Şu anda hangi sayfada olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani bu bilgileri bilmeden aşağıda o kaç tane sayfa olduğu bilgisini display edemezler. Onun için sadece content'i gönderemezsiniz page istediğiniz zaman. Aynı zamanda diğer bu information'ları da bir şekilde karşı tarafa yani client tarafına göndermeniz gerekiyor. İstediğim dediğim gibi burada şeyi değiştirebiliriz. Mesela page sayısını 3 yapalım. Şey, page'deki eleman sayısını 3 yapalım. Bu sefer onun 3 tane. İlk 3'ü gelecek. Page 1 yapalım. Dolayısıyla ikinci tarafı gelecek. Yani 4, 5 ve 6 gelecek. Şimdi paging yaparken sorting de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Bakın önce hem paging yapıyorum. Yani birinci page page size 2 olacak. Name'e göre sort et diyorum. Bunu yaparken şöyle yapıyor. Önce bunu name'e göre sort ediyor. Name'e göre sort ederseniz bakın önce book gelir. Sonra computer, sonra cell phone, keyboard, mouse, pen gelir. Şimdi önce neyime göre sort ediyor, sonra o şeyde yani sorting öncelik şey yapıyor, taşıyor. Tabii ben burada şey yaparken descending order'da neyime göre sort etmişim. Dolayısıyla pen en üstte gelecek. Bu sorted order'da ben birinci page her sayfada da iki tane olsun istiyorum. Şimdi bunu gönderirseniz bakın 3 ve 4 geldi. Keyboard ve computer. Bunu çünkü descending order'da sort etmiştik. Keyboard, computer. Sayfayı sayısını biraz arttıralım isterseniz daha iyi görmeniz için. Bakın şöyle yaptık. Şimdi descending order'da computer, cell phone, book geldi. Çünkü descending order'da iki tane sayfa olacak. Biz burada 3 yaptığımız zaman toplam 6 tane elemanımız vardı. Birinci page'i istiyorum. Sıfırıncı page'i isterseniz de pen ile başlayan sayfaya dönmesi lazım. Bakın pen, mouse, keyboard. Bu sıfırıncı şey. Row, page, sonra her page'de 3 tane eleman var. Bunu tekrar 2 yaparsanız sadece pen ve mouse gelir. Yani burada bottom line hem paging yapıyorsunuz hem de sorted order'da döndürmüş oluyorsunuz. Yani burada diğer bilgileri yine görün. Bakın total pages 3 tane. İşte current page 0. İsterseniz şunu değiştirelim de current page'in değiştiğini de görün. Current page'i 1 yapayım. Döndüreyim. Bakın current page 1, 3 tane toplam page var. Ve 6 tane de eleman var. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Page'i 4 yapalım isterseniz. Mesela bu durumda 6 tane şey var. Aslında 2 page var ama ikinci page'de 2 eleman var. Şimdi burada görüyorsunuz onu. Toplam 6 eleman var. Şu anda toplam 2 page var. Ama 6 eleman var. Current page'de 1. Onun için sadece 5 ve 2 gelmiş. Yani 2 tane eleman gelmiş. Self on bu. Çünkü name'e göre descending order'da yaptık. Yok name'e göre ascending order'da yapsaydık o zaman da penle galiba en altta başka mouse vardı galiba o ikisi gelecekti. Yine paging'in yanında sorted order'ı birden fazla kolon için yapabiliriz. Burada onu da gösterdim. Bakın hem 0, 3 tane elemanın olduğu bir page'de, page size'ın 3 olduğu bir yerde 0. page'i istiyorum.
Fakat sorting order'ı bu sefer price'e ve quantity'ye göre iki kolona göre yapıyorum. Birinci kolona göre ascending order'da, ikinci kolona göre descending order'da istiyorum. Şimdi buna bakın. Bu sefer ne geliyor? Bakın gelen 3 tane şey istemiştik. 0. page 3. Bakın price'e göre önce sort ediyor. Price'e göre sort ettiği zaman 2, 5, 5. Şeyler price aynı olduğu zaman da quantity'si büyük olanı önce getirecek. Çünkü quantity'ye göre descending order'da yapmıştık. O yüzden bakın quantity'si 100, quantity'si 20. Yani price aynı olanlar için de quantity'yi tersten sort ederek döndürdü. Böylece gelen tüm aklınıza gelecek olan tüm kombinasyonları burada request olarak size verdim. Şimdi bunu nasıl implement ediyorsunuz onu gösterelim. Öncelikle controller'a gidelim. Controller burada. Bakın controller'da parametreler request parametresi olarak geliyor. Çünkü direkt şeyin URL'in içine gömülüyorlar. Default value'ları bunların sıfır yaptım ben. Şeyin page'in, page size'ın, sort parametrelerinin ve order parametrelerinin. Bunlar hiç geçilmeyebilir. Geçilmedikleri durumda bunlar null olarak geçilecekler. Burada şey çeki yapıyorum. Page sıfırdan küçük olamaz. Sıfırdan küçük bir rakam gönderdiyse kullanıcı onu sıfır yap. Maksimum page size'ı ben 50 yaptım. Burada artık bu default value ne olacağı size kalmış. Bir arkadaşınız bizim projede bunu bir page utility olarak yazmıştı. O base class olarak. Dolayısıyla oradan gelen şey bir default bir maksimum değeri var. Artık kaça set ettilerse. O maksimum page'e göre yani o set ettikleri değer neyse o kadarlık eleman şey döndürüyor. Bir page'deki eleman sayısı maksimum o değer olabilir. Abi. Kullanıcı 500 tane bile istese en fazla 50'ye set ediyorum ben. Yine burada page size küçük sıfırdan küçük olamaz, 50'den büyük olamaz. Daha sonra burada şeyi check ettim. Eğer birden fazla field varsa onları önce split ettim. Araları virgülle ayrılıyor olmak zorunda. Daha sonra onları şeye çevirdim. Bir tane yani birden fazla field'ın olduğunu kabul ederek şu şekilde bir order diye bir şey var. Class var. Şeyin içinden gelen. JPA'in bakayım domain data domain sort order'dan geliyor. Bunun içini doldurdum. Bunu doldururken de ascending mi descending olacağına order parametrelerine baktım. Yani o gelen order parametrelerinde default olarak ascending kabul ettim. Yok eğer kullanıcı descending olarak specify ettiyse yani şu ki şeyle descending olarak yazdıysa order parametreleri için o zaman onu descending yaptım. Bunları bir sort order'ın içine doldurduktan sonra artık get all elementin içine sort order'ı geçtim. Eğer paging yapılmak isteniyorsa da yani doğrusu şu yani şunun hiçbir zaman implement edilmemesi lazım. Ben sadece göstermek amaçlı implement ettim. Burada bakın page, page size ve sort order. Bunları geçerek şeyden kontrol service layer'dan bunları döndürdüm. Şimdi service'e bakarsanız burada görüyorsunuz. Şimdi find all eski ya şu bugüne kadar yazdığım şey find all hepsini döndürüyordu. Şimdi find all'un yanında bakın sort etmek istiyorsanız sort by diyorsunuz. Şuraya da sort kriterlerinizi veriyorsunuz. Ben az önce sort kriterlerinin hepsini bir tane sort şu list of order şeklinde yapmıştım. Tek field yapıyorsanız bu array'i oluşturmanıza gerek yok. Direkt field'in ismini geçebiliyorsunuz buraya. Ama ben bizim birden fazla field'e göre sort etmek isteyebileceğimizi düşündüğümüz için bunu yaratarak geçtim. Böylece hani tek bir şey mi diye ekstra bir check yapmak zorunda kalmadım. Bu döndükten sonra bakın bir tane şöyle obje döndürüyorum bu sefer. Hashmap döndürüyorum. Hashmap'in içine content, dönen product'lar, şu andaki sayfamız current page, total pages ve total elements. Bunları da döndürüyorum ki client tarafı yani frontend bunu aldığı zaman kaç tane aslında tablonun içinde kaç tane eleman var? Kaç tane page var? Şu anda page size'ımız kaç? Buna göre doğru rendering yapabilsin diye. Peki paging yapılması istendiğinde ekstra ne yapıyorsunuz? O zaman önce page request off diyorsunuz. Buraya da page size ve sort by kriterlerini giriyorsunuz. Yani paging istenmediği zaman sadece sort by diyorsunuz. Paging istendiği zaman bunu önce bir page request off deyip page numarası ve şu andaki page size'ınızı girip arkasından da sort eğer bir de sorting isteniyorsa sorting de buraya giriyorsunuz. Sorting istenmiyorsa sadece page request giriyorsunuz. Dolayısıyla bakın burada paging yok. Burada paging var. Burada hem paging hem sorting var. Yani çok basit bir şekilde şeyi döndürüyor. Bu arada paging yaptığınız zaman şu şekilde bir response döndürüyor. Yani page of products şeklinde döndürüyor. Onun içinden de current page, ben onu current page olarak şey yaptım. Bir objeye save ettim. Current page şeyini kullanarak da get content işte content'i yani içerideki list of products'ı döndürüyor.
Get number şu andaki page numarası. Get total pages kaç tane toplam page var? Ve get total elements de kaç tane toplam eleman var tabloda. Onların hepsini buradan döndürüyor. Bunları da client'a bir tane hash map'in içine dolduruyorum. Daha sonra JSON'a döndüğünde de şu şekilde bir response'a dönmüş oluyor. Burada görüyorsunuz bakın total pages, total current page, content en altta da total elements var. Dolayısıyla bunu kullanarak client artık tüm bilgileri eline geçirdi. Rahatlıkla doğru bir rendering yapabilir. Hem bu sayfadaki elemanları display eder hem de alt tarafta kaç tane page numarası göstermesi gerektiğini ve şu anda kaçıncı page'de olduğu bilgisini onu daha bir aktif hale getirerek rahatlıkla gösterebilir. Bu 12 numaralı application ismini de paging ve sorting koydum. Bunu da Uzem'e yükleyeceğim. Oradan alıp bakmanızı tavsiye ediyorum.